Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yüzükten efendi ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar geçen e, gün paylaşmıştım. Bir seriye başlayayım mı diye bir başlık atmıştım. Hesap tanıtım serisi adında ve çok çok izlendi ve çok çok beğenildi. Yani şu ana kadarki en beğenilmiş videolardan biri olabilir ve çok fazla da izlendi. E, ve ben de bunun ikincisini yapmaya karar verdim. Hani sizlerin isteği doğrultusunda. Eğer o video çok izlenmeseydi, çok beğenilmeseydi devam etmeyecektim. Ama siz çok izlediğiniz için benim de hoşuma gitti açıkçası. Ve ben de bunu devam ettirmek istedim. E sıradaki hesapta diğer hesaptan e, belki çok fark yok ama ondan daha iyi olan bir hesapla karşınızdayım. Şöyle baktığımızda Serkan abinin hesabındayız. Yani katkı sıralamasında birinciden aşağı göremezsiniz. Bu sezonda ne yaptı bilmiyorum ama bu sezonda sanırım biraz meşguldü işleri falan vardı. Şöyle baktığımızda 7. sırada zaten. E, bunları da anlayabilirsiniz katkı sıralamasında. Normalde diğer sezonlarda birinci olurdu ve ikinci sıradakine 15K 10K fark atardı. Öyle bir e, kendisi. Ama bu sezon biraz meşgul. Zaten beni diğer videolardan izleyenler katkı sağlamasında sürekli gösteriyordum. Oradan bilirler. Evet arkadaşlar videoya geçerken ücretsiz açayım dedim. Kemeri çıkarttık. Buradan da fıstık gibi hediye ile gönderelim hesabını. Videodan sonra güzel de bir altın ekipmanla göndermiş olacağız. Demek ki bugün şanslı hissediyorum. Bir dede 500-600 atmak lazım. Neyse arkadaşlar sohbet kısmı geçtikten sonra e, kahramanları inceleyelim. Şimdi bu hesapta tabii ki çok sağlam bir Gilgalad var. Daha sonra itemleri göstereceğim ama önce kullandığı komutanları ve nasıl kullandığına değinirim. Çok sağlam bir Gilgalad var ve baktığında şöyle e, bir bıçağını vermiş e, bir tane daha olsa sanırım 5'te 5 yapacakmış. Aynen. Bakın var mı başka? Yok aynı. Bir tane daha beyaz at bıçağı çekince 5 5 oluyor. Şöyle arkadaşlar zırh olaraksa elf pelerini kullanmış. Ve baktığınızda bu zırhtan da bir tane geldiğinde 5 5 olacak. Ve alnın yakma zehir ve odak hasarı olan şeyde kullanmış. Tehlike eğitimi de var. Hani isterse yakın dövüş birbirinden ilk iki anlamın hasarını düşürtebilir. Kask olaraksa avcının kılavuzunu kullanmış. Avcının kılavuzundan 2 tane var zaten. Ve baktığınızda e, ilk 4 turda sersenetme ve delilik bağışıklığı vermiş Gilgalat için. Yani bence çok yüksek bir ihtimal. %83. Hani %100 olması ve olmaması bir şey değiştirmiyor. Şöyle baktığınızda bir tane var sanırım. Yani 5 yapmak için 2 tane daha ihtiyacı var. Ve arkadaşlar aksesuar olarak olaraksa palantiri kullanmış ve baktığınızda 5'e birlik bir palantir var. Ve arkadaşlar gelelim reislerin reisi başların başı Isildur. Baktığınızda özel itemi var ve 5'i 3'lük bir özel itemi geliştirmiş. 4 yapmak için ne kadar lazım? 50 desen 70 tane lazım değil mi? 50 tane desen 70 tane lazım. 70 tane de sonra 4 yıldız yapacak özel itemini. Ve şöyle baktığınızda izli kamuflajı var. Kuvvet, hız ve atak veriyor. Mezili birimlere anlayın yakma, zehir ve odak hasarını da düşürüyorsunuz. Kask olarak avcının kavu zaten full. Ee, oyunmuş ejder dişi de aksesuar olarak kullanmış ve baktığınızda kovalaması da var. Yani dur için Full artı full bir şey, eksiği yok diyebiliriz Isildur için. Saygısı da 21 bir Isildur. E, Gilgahat'ın saygısı da 17'ymiş. Yani en yüksek saygılı olan, yani T3'lerden bahsediyorum, Isildur olarak söyleyebiliriz. Ve şöyle baktığınızda saygı 25'lik bir var. E, elinde koca çekici var. kalte hileyi var. Şurada baktığınızda yakmazlık olan. Kaba müferi var. Müttefik yakın dövüşmeleri HP veren. Yani... Buradan da aksesuar olarak aslında olması gereken yani kötü fraksiyona karşı savaşıp da her bannede olması gereken item Erebor'un Kıvancı ve alt taraftaki Pasif ise kötü insanlara daha fazla hasar vermek. Yani bu item olması sizi çok çok öne atar haberiniz olsun. Yani bunu da koyabilir isterse başka bir şey de koyabilir ama bu şekilde kullanmayı tercih ediyor ve bence çok da güzel. Ve bir de Serkan abinin şöyle bir özelliği var sezona göre item çıkıyor sezona göre komutan çıkıyor. Bu yüzden hani item konusunda kendi fikrince sürekli değiştirdiği için gelen ekiplere göre değiştiriyor. Ondan sonra arkadaşlar fıstık gibi yanında yemelik saygı sekiirdik bir ölülerin kralı var. Obsidian Hançeri görüyorsunuz. Buradan da en suyu kabağını görüyorsunuz. Yani ortalama bir ölülerin kralı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten obsidian Hançer tek başına bir reistir yani. Ondan sonra galadiel var. Galadiel de saygı 18 özel iteme alınmış bir galadiel. Şöyle baktığınızda var. E, bir ara full yani 5-3'lük bir şekilde kullanıyordu ama çok da beğenmedi. Şunu parçaladığında 60 tane şey gelecek zaten mitil Ve şeyi de atabilecek yani 10 tane sarı mithril'den sonra Isildur'un özel iteminde 4 yıldıza basabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Ortalama bir galardiyelimiz var. Saygısı da yüksek yani. istese fıstık gibi bir galardiyel çıkartabilir. E, Mori temli Teoden. Bunlar aracı komutanları gördüğünüz gibi. E, bu Grigandaf'ta sezon başında kullanır ve ondan sonra bırakır. Hani öyle bir komutan kendisi. Ve arkadaşlar gelelim Meri Pipin'e. <laughs> Anlamsız bir şekilde kullanıyor bunu arada. Hani dalga geçmek amacıyla kullanıyor. şöyle baktığınızda Noldor kılıcını görebilirsiniz. Bunun zaten pasifinden de anladığınız gibi sezon başında Grey için kullanıyor. E, Mithril ceketi var fıstık gibisinden. Batı Kademi Feri var. Burada delilik bağışıklığı alır. Aslında bunlar e, şeyin e, Galadiel'in temleri. Buradan da anlamış oluyoruz zaten. Yani istese kendisi fıstık gibi Galadiel'de yapabilir ama Galadiel'in kendisi düşük olduğu için. Yani oyuna isyan müydü artık ne yapıyorsa. <laughs> Meripipin'e vermiş itemleri. Ve say 20 bir Melipipin var. E, de seviyor herhalde. Yani arada az az olsa, yani arada az az olsa kullanıyor. İtemlerin de kalmasına bakmayın. Dediğim gibi sürekli değiştiriyor. Ve şöyle bir şey var. Yani bu itemlerde Galadiel'e verirse Saygı 18 bir Galadiel. Ee, yani iş yapmadığını söylüyor. Galadriel'in hani şeyinden dolayı. Ee, yaramıyor işe yani. O yüzden boşta duruyor. Yani bir tane daha fıstık gibi komutan çıkartabilir kendisi. Ee, kuşatma komutanları zaten var. Gördüğünüz gibi savaş çekici işte davullar falan var yani. Şöyle de görebilirsiniz. Mesela demir ayak var Saigon. Çıkar fıstık gibi bir demir ayak. Vallahi çıkar. Hani saygısını yavaşça yükseltip 15-16 yaptığı zaman fıstık gibi bir ayak olur zaten özel itemini alır kendisi. yani belki 3 yıldız yapması uzun sürecek ama 3 yıldız yaptığı zaman da önünde kimse duramayacak. Evet arkadaşlar iyi tarafta komutanlar bu şekildeydi. Şimdi biraz da kötü tarafa bakalım. Saygı 5 bir cadı kral. Saruman 0. Saygı 3 bir Sauron. Kirin daha gelmemiş. Ölümsüz. Belutil. Bunlar saygı 0 zaten. saygı 7'lik bir suniti var. E bunu da buradan da göstereyim. Kaldon ne lan? Kaldon kaç acaba? Saygı 16 bir kaldon var. Yani bu hesap kötü fraksiyonda oynasa çoğu kötü fraksiyondaki oyunculardan iyi bir hesabı olacak. Zaten VK ve Sunint'in saygı 5'ten yukarı olması, Sunint'in de saygı 7 olması güzel yani. Evet arkadaşlar şöyle çanta bir göz attığımızda kullanılan itemleri görebilirsiniz. Çok çok üst düzey bir hesap bence. Şöyle baktığınızda mor itemleri geçtiğimizde ee, şunlara bakalım. Galadiel'in şişesi zaten. Bozduğunda 60 tane kafa gelecek. 10 kafa sonra Isildur'un özeyten 5'e 4 oluyor. Bu zaten cepte. Ama bozar mı? kendisi bilir. Şimdi 2.0 güncellemesinde Galadiel'in iyi olduğunu söylüyorlar. Nerf gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ee, bu yüzden bozmak yerine e, kendisi 4 komutandan birincisini de Galadiel yapabilir. Ee, ondan sonra bir tane koca çekicimiz var. Kombolu e, Yıldızlanmayı bekliyor. Beyaz el bıçağı var. Güzelinden. 2 tane 1 2 3 4 5 tane de kazattım baltası var mesela şeye güzel gider kazattım baltası demir ayağı fıstık gibi kazattım çıkar buradan Noldor kılıcı zaten fulldu ama yine köşede duruyor alaca karanlık bunu zaten biliyorsunuz Lehang'dan iki tane var Udum mızdağından 3 tane var udumuzdan ne araştın ya Kara topuzdan 1 tane hesaplaşma iki tane alevdilden üç tane var e, Moria'nın çekicinden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu da hani olur da yani baltayı beğenmezse Moria'nın çekicini kullanabilir. Kumançerinden 3 tane, atçan yurttan 5 tane böyle böyle gidiyor. Yani baktığında e, çok çok fazla e, obsidyen hançerdir, işte demir tepe kazmasıdır. Çok çok fazla opsiyonu var diyebiliriz. Şurada da koca çekiciden 2 tane var. Yani toplamda 3 tane koca çekici var. Yani istese %45 şansla bir koca çekiç yapabiliyor. Altın zırhtan var 3 tane. E, kale levhasından var arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 tane var. Kale levhasında istediğim pasif var mı bakayım. Yok benim istediğim pasif burada da yok. Şu e, neydi adı? 6. turdan sonra alınan hasar %30 düşürtüyor ya. Bu Isildur için çok çok iyi olabilir. Hani iyi fraksiyona karşı savaştığınız zaman Isildur için güzel oluyor. E, bunu söyleyebilirim. Durin'in zırhından var. Kemik zırhtan var iki tane. Yani kötü fraksiyondaki sandıklar da açtığını anlayabilirsiniz. Ee, çok fazla kötü taraftan itemleri var. Numenor koruması ya oyundaki en şekilli zırh olabilir bu ya. Siz de yorumlarda yazın en beğendiğiniz şekil olarak beğendiğiniz zırh hangisi. Doğunun muhteşem zırhını sevmiyorum ben. Ee, Kalalefaz da güzel gözüküyor ama şuna bak ya. Çok iyi. Bu güzel değil. Barat durun davulu var 2 tane zaret pipo var 1 2 3 4 tane Maras'ın dizginleri var Maras'ın dizginleri fulldu zaten göstermiştim Gri büyücü şapkasından da 4 tane var 1 2 3 4 5 tane de demir başlık var bunda zaten düşman menzil binlerden alınan hasarı düşürme yönelik bir özellik de var Ve şunu da istediğiniz şekilde 5-3 yapabilirsiniz hani hesapta yok yok gurur 2-4-6-7-8-9 tane var e, kurum efendiden bir item çıkar. Yani hesaba baktığınızda istediğiniz takdirde iki tane, üç tane komutan daha çıkartabilirsiniz full şekilde. Yani arkadaşlar şöyle baktığınızda hesapta e, bütün komutanların fullemeye yetecek mor item var. Bu ne lan? Oha nasıl satayım bak. Hani mor item konusunda hesapta sıkıntı yok diyebiliriz. <laughs> Alt item konusunda da sıkıntı yok ki. Öyle bir Hesap kendisi. Diğer taraflara göz attığımızda vay baba o, oh, baksana 29 tane VK, 23 tane e, Sauron saygı parçası bak. Hani hesapta yok yok diyebiliriz. Şurada da gördüğünüz gibi Isuldur, Jart, Jurt hepsinden var. Şöyle şeye de bakalım tesir de mi? Tesiri de 90 arkadaşlar. Yani full artı full bir tesiri var. 1.237.995'lik bir puana sahip. Geçen geçenki hesap ne kadar puan sahipti hatırlamıyorum ama 1 milyon 237 binlik bir puana sahip bu hesap arkadaşlar ve zaten tesili full. Şöyle baktığınızda kupondan da 3200'lük bir kuponumuz duruyor haberiniz olsun. Yani hesap bu şekilde arkadaşlar ve kullandığı komutanları gördünüz. Aktif biri de kendisi yani sürekli savaşan da biri sadece bu sezonda biraz e, işleri var sanırım. Yoksa normalde birinci sırada görürsünüz sürekli ve onun üstüne hiç kimse çıkamaz. Babas bile çıkamıyordu yani öyle söyleyebilirim. Şerkan abi'nin hesabı da bu şekilde. incelemesini istediğimiz hesapları hemen Discord sunucuna gelin, yapıştırın oraya. Ben de sizlerle birlikte inceleyeyim. Yani hesabın eksik tarafı yok. Hani şunu yapsam daha iyi olur diyebileceğim bir tarafı da yok. Ee, ama e, yani Mary Pip'indeki itemlerle bir komutan çıkar yani güzel olabilir. Evet arkadaşlar videomuz. Buraya kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İstediğiniz videolarda yorumlarda yazabilirsiniz. Discord adresime gelmeyi unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.